Saygılar izleyiciler, hoş geldiniz. Yeni bir podcast bölümünde sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi Top 16 maçında deplasmanda Union Royal Union Saint gilloise takımına karşı mücadele etti. Ya bu Fransızca olduğu için ama sondaki en sonda değilse bir önde olduğu için okunuyor Gilloise falan gibisinden olsa gerek. Iı, takımına karşı, Belçika takımına karşı oynadı. Maçın favorisi de değildi. Sıkıntılı bir maç olması bekleniyordu. Fakat son zamanlarda izlediğim en iyi Fenerbahçe futboluyla maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldık. İşin güzel yanı da bu zaten. Yani Fenerbahçe benim son zamanlarda izlediğim en iyi futbol oynadı. Ben bunu 1-0 iken zaten ifade etmeye çalıştım. Twitter'da dedim yani takımı Tek, Teknik'i te, tebrik ederim Çok iyi bir futbol izledik anlamında Skorda geliyor görünüyor dedim Maç 1 -0'dı. ha 1-1 olabilirdi 2-1 olabilirdi Ama skordan bağımsız ben Onu tekrar paylaşacaktım Diyecektim ki ya skor olmadı Burada bir şanssızlık oldu ama gerçekten bugün Çok iyi oynadık İşte böyle oynamalıyız Gibisinden konuşmamı yapacaktım Ama e, Yani skor Terse dönse bile çünkü ben skordan ziyade Oyuna bakıyorum genelde ama bu maç e, oyun anlamında yetmedi. Skoru da e, efendim e, artık tatlı niyetine mi diyelim ne diyelim bize getirildi. 3-0'a döndü maç. Çok iyi bir futbol. Tebrik ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle doya doya bir maç izledik. Babamla birlikte o da bayağı eğlendi. E, gidip gelip kendimize birbirimize soruyoruz ya yani, son zamanlarda izlediğimiz en iyi Fenerbahçe diye. Gerçekten Hocamızı tebrik ederiz. Genelde böyle maçlardan sonra video yapmayı pek tercih etmiyorum. Hatta bunu ısrarla da belirtiyorum. Yani iyi oynadıysak... Hani skor... Skor da olmamıştır, iyi oynamışızdır. Bunu anlatmak için gelirim. Hani ortalıkta manipülasyon döndürenlere karşı. Bunu gelip anlatırım. Ama skor da var. Ve iyi de oynadıysak üzerine çok fazla konuşmayı tercih etmem. Zaten anlatacağım şeyler sınırlı. Yani Fenerbahçe iyi oynadı. Neden iyi oynadı? Şu, bu falan... Böyle 10-15 dakika konuşulur. Çok da bir faydası da olmaz. Gerek de görmüyoruz o yüzden. Yani Twitter'da falan. Twitter'ı zaten biraz da bu niyetle kullanıyoruz ya. Oradan yazıp geçiyoruz. Ama bu maç ekstra konuşulması gereken detayları olduğu için videonun başına geçtiğim bir e, efendim, maç oldu. Podcast içeriğimiz oldu. Evet. Şimdi ben başlangıçta söyleyeyim. Rakibi tanımıyorum. Rakibin ismini duydum. Ama hiç maçlarını izlemedim. Aramasını bile herhalde yani gene görmüşümdür ama yani Fenerbahçe'yle eşleştikten sonra daha çok tanımaya başladım aramasını. Böyle bir takım. Sosyal medyada daha çok yorumlar vardı. Hiç bakma gereği bile duymadım aslında. Yani bu biraz da şey yani güven, güvenle de alakalı. Ya yani ben bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum. Çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı ya gidelim bakalım da. Ya Fenerbahçe şuna dikkat etsin, buna dikkat etsin falan. Kendimizi parçalıyoruz. 30 senedir Belçika Ligi'ni takip ederim. Bu takımı çok iyi bilir falan. O kıvama gelmeye gerek görmedim. Asla bakarsanız Belçika futbolu son dönem haricinde bizim zaten hep gerimizde olan bir takım şey ligdi. Biz hep onlara karşı üstün gelirdik futbol takımlarımız maçlarda. Ancak son yıllarda özellikle Belçika Ligi'nin yaptığı atılımlar mı diyelim, Belçika takımlarının başarıları mı diyelim. Bize ciddi sorunlar yarattılar ee, veya farklı takımlara keza önemli adımlar atmaya çalıştılar Belçika takımları. Biraz ters geliyor bize bu takımlar. Bununla alakalı yorumlar da vardı. En çok bahsedilen şey de bu takımın genç bir takım olduğu, dinamik bir takım olduğu, koşan, mücadele eden ve fizik güçten kaçmayan, uzun boylu, yapılı oyunculardan oluştuğu ifade ediliyordu. Şimdi bunlar ifade edildikten sonra ben tabii kendi kendime ya bize sıkıntı çıkarabilecek unsurların hepsi bir araya gelmiş gibi hissettim. Ve aslında burada İsmail Kartal'a gerçekten çok ciddi bir nasıl diyelim yük mü diyelim ee, yani tedbir almak İsmail Kartal'a çok... Çünkü neden? Sosyal medyada dikkat edin bu epeydir var. Bu Jesus'ta da vardı. Önceki dönem her dönemde vardı. Ya zaten diyorum ya bu Twitter'a falan girme sebebimiz, bu videoları yapma sebebimiz tamamen bu manipülatörlerle savaşmak. Ben bunların Fenerbahçe'li olduğunu bile düşünmüyorum. İçimize girmişler böyle ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Biz de işte Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız diye <laughs> Twitter'a savaştık. YouTube videoları yapmaya başladık. O, o kıvama geldik artık. Çünkü hemen yani her şeyden bir kaos çıkartılır kardeşim. Her şeyi mi çok iyi biliyorsunuz ya? Tamam eleştiri bak eleştiri yapacağız. Eleştiri zaten gelişmek için var. Ama bunların yaptığı şey eleştiri değil. Tamamen goy goy prim yapmak ve onun üzerinden kendi çıkarlarını gözetmek. Yani ne yapıyor diyor ki takipçi sayımı arttırayım diyor mesela. Kimisi de diyor para alayım diyor. Daha fazla para kazanayım diyor. Etkileşim olsun bilmem ne. Veya gerçekten de para alıyor birilerinden. Bu algıları yaratmaları için. Böyle bir ortamla karşı karşıyayız. Yani bir de o, yani o, o, kadar karıştı ki bu spor camiası. Şimdi eskiden diyorduk ki tamam futbolun içinden gelen adamlar geliyor yorum yapıyor falan. Şimdi bu yok sayfaları yok YouTube kanalları bizim kanallar da dahil ama bunların hepsi de şimdi yayın mayın açıyor ve bunlar aşırı derecede izleniyor. Olması gerekenden çok daha fazla izleniyor. Adam bir video yapmış diyor ki maç analizi diyor. Bir saat video yapmış mesela yani ulan diyorum mesela bakıyorum şimdi bu diyorum ne anlatabilir ki diyorum bir gireyim bakayım ne anlatıyor ana sayfama çıkmış bir saatlik video atlaya atlıya bakıyorum futbol namına analiz namına tek kelime laf yok tamamen goy goy dönüyor videoda ama videonun başlığı maç analizi maç yorum diyor i̇şte olay bu noktaya gelince o kadar yani laçkalaşınca artık teknik direktörlerin işi de çok zor bir hale geldi İsmail Kartal mesela yani binlerce insanı bir anda manipüle edip hurra sosyal medyada örgütleyip ondan sonra bu insanlar örgütlendikten sonra sosyal medyada dandun dalıyorlar. Bu stada da yansıyor. Fenerbahçe stadındaki o ruhsuzluğun en önemli sebeplerinden biri bu bakın. Ben bunu geçen seneden ya da ondan önceki işte videoları yapmaya başladığımdan beri herhalde ara ara ifade ediyorum. Fenerbahçe'de bakın sosyal medya deyip geçmeyin diyorum basit bir iş değil diyorum. Bana arkadaşlar diyordu işte sosyal medyayı başkaları önemseme Uğur Bey. Sonra zamanla kabul ettiler ama anladılar. İşte bunu da ifade ediyorum çünkü gerçekten böyle bir olay var. Adam sosyal medya üzerinden Amerika seçimlerine e, manipülasyon yapıyor. Bu kanıtlanıyor. Davalar, yargılanmalar oluyor. Burada uyduruk bir futbol e, müsabakaları izliyoruz. Bir, e, görüyorsunuz yani ligin gerçekliğini işte hakemleri bilmem neyi. Böyle bir ortamda ya işte olur mu? Kardeşim en alası olur. Çünkü Türkiye vatandaşları, Türk insanı en rahat manipüle olabilen toplumlardan biri diye düşünüyorum. Hani ben çok fazla yabancılarla bir iletişimim yok ama en azından hani gözlemlediğim kadarıyla o insanlar ya yani bir şey diyorsun ama hemen kabul etmiyorlar. Bir bakayım diyorlar. Bir ben bakayım diyorlar yani. Burada öyle değil ki. Bak sürekli ben sosyal medyada yeri geliyor savaşıp duruyorum insanlarla. Ama yani manipülatif paylaşım yapıyorlar. Böyle bir ortam yani. Türkiye buna çok açık. O yüzden gidiyor bu stada da yansıyor. Statta gidiyor oyuncusunu sunuyor veya tezahürat yapmıyor. Kendi sahamızda bu kadar puan kaybediyoruz. Bak bunu niye hala sorgulanmıyor doğru düzgün. Yani gene ara ara insanlar kinaya falan yapıyor ama yeterli değil abi. Bunu ciddi bir şekilde ele almamız lazım. Fenerbahçe deplasmanında her maçını bir şekilde kazanıyor veya iyi bir futbol. İlk yarı çok kötü bir olsun. İkinci yarı gayet iyi bir futbol kazanıyor. Ama kendi sahasında böyle bir kabız. Niye oluyor bu mesela? Niye kendi sahasında, kendi taraftarı varken bunu yapamadığını iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. İşte sosyal medya falan bunların aslında doğurduğu sonuçlar. İsmail Kartal'ın neden tedbirli olması gerekiyor dediğim kısmı da biraz da bundan kaynaklanıyor. Çünkü bunun gibi, bunlar gibi bir de bunların eski futbol futbol eskici, futbolcu eskileri var. Yorumcular var bir de prim yapmak için dandun konuşan. En ufak kötü olayda bam güm yüzsüzce iyi gittiğinde de övüp geç, övme sırasında ilk sıraya geçen. Bizden çok İsmail Kartal'a övmeye başlıyor ondan sonra. Biz elden geldiğince gördüğümüzü konuşmaya çalışıyoruz. İşte böyle bir tabloda sen bu maça çıktığın anda burada yapacağın bir atıyorum şaş kaza oldu futbol bu. 2-0 yenildin. Kıyamet kopardı. İsmail Kartal'ı kovun. İsmail Kartal'ı gönderin. Ya bir bunları düşünün bakın. Hani bu ilk başta bunu belki 1-2 sene önce söyleseydik çok anlamsız olurdu ama şu an geldiğimiz noktada bu var. En ufak bir beraberlikte puan kaybında bile kıyamet kopuyor. Çünkü sosyal medyada o kadar çok içerik var ki yayın var ki işte insanlar bunları izliyor. Yani niye bunları da izliyor onu da anlamış değilim. Hepsini birden izliyorlar. Abuk subuk şeyler önüme gelip duruyor. Yine görüp görüp duruyorum. Onun bunları nasıl bu kadar insan yani var mı diyorum. Ben bazen bot olduğunu düşünüyorum YouTube'daki bu şeylerin. E, izlenmelerin Çünkü çok anormal bir artış var YouTube'da özellikle Ama Hani Ne bileyim bir yandan da sosyal medyaya bakıyorsun Sosyal medyada da gırla insan kıyamet kopartıyor Orada da mı acaba diyorum örgütlü bir sistem mi Velhasıl Bu maçta İsmail Kartal'ın Gerçekten çok çok e, Hani biz böyle Pek üzere düşmedik ama Çok çok dikkatli olması gereken bir maçtı Hani bunu şey anlamında hani saygısızlık yapmak anlamında demiyorum. Çünkü yenildiği anda bir şey olduğu anda ortalık karışacak. Böyle bir örgütlü yapı mı ne bu ne olduğu belli olmayan bir şey var. İşte kadro kuruyor mesela bin tane eleştiri. Twitter'da ya şaş YouTube'da yayın açılmış duydum. Abdülkerim Durmaz bağırıp duruyordu. Ya benim diyor arkadaşım falan diyor ama diyor. Yani bu rotasyon işi diyor. Ne olacak diyor? Ferdi oynasın diyor. O oynasın diyor. Bu oynasın diyor. Öyle şey olur mu falan diyor. Abi bir ya her şeye tamam eleştiri getirelim de eleştiriyi konuşalım da iyi bir şey olsun diye de. Ama bak şimdi şu kadro mesela özünde kendi içinde doğru bir kadro bence. Yani ben hatta burada Tadić'ine kent olsa mı diyordum. O da niye hep böyle kendi oynasın diye bir beklentim var ya. Bir de şimdi anlatılan şey rakip takımın fizik gücünün olduğu hızlı bir takım olduğu, genç, dinamik bir takım olduğu ya o zaman dedim ki Tadic bu maçta hem de yorgunluğu da artmış olabilir sonuçta yaşı da belli bir seviyede ki çok ona enerji yüklemiyoruz yani şey enerji beklemiyoruz ondan çok fazla ama gene de hani kendi kullansak mı sorusu aklımdaydı ama Tadic oynamış o gayet olumlu Tadic yani benim çok sevdiğim takdir ettiğim konuştuk burada geçmişten yine bir oyuncu Böyle bir kadro. Aslında kendi içine gayet çıkması gereken bir kadro. 2-2'de bakıyorsun atletik, hızlı adamlar. Böyle takımlara karşı tehdit çıkartmasını bekleyeceğin oyuncular. E, orta saha Esen'in az takımı zaten. Stoperlerin de az. Hani rotasyon, rotasyon, kıyamet kopuyor. Şurada rotasyon anlamında bir tek Batu Çuay var aslında. E, bir kıyamet koptu ya bunun üzerine. E, vay efendim Ferdi niye oynamıyor, Ceko niye oynamıyor. Bir sürü eleştiri. Bakın iki tane oyuncu yok sadece yani az takımdan. Buna rağmen ortalık nasıl bir alev alıyor. O yüzden bu niye hazırlanıyor bir de biliyor musun? Maç bittikten sonra bak işte ben demiştim gördünüz mü ne oldu? Hepsi çünkü bunu bekliyordu. Fenerbahçe'nin bu maçta hele ki işte rakip takımın durumu kaybedeceğini bekliyorlardı ve iki tane oyuncu da yedekmiş ya rotasyon yapılmış ya. Vay efendim sen bunu nasıl yaparsın? Diye İsmail Kartal'a verip veriştireceklerdi. Ama bir baktık maçı kazandık tabii. Ya işte paylaşılıyor şimdi. Yok kahve içiyorlarmış, öpürdetiyorlarmış. Yok her atakın dünyanın en iyi Fenerbahçelisi olmuş gene. Takımı övüyor bilmem ne. E, tamam işte yani her şey güllük gülistan. Ama skor terse dönseydi yaşanacak kıyameti siz düşünün. İşte bunlar gibi mevzuları hatırlatmamız gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. İsmail Kartal gerçekten bu maçta rakibi çok iyi bir şekilde analiz etmiş. Ben kendisinin zaman zaman anlamlandıramıyorum söylüyorum da. E, çünkü benim gördüğüm İsmail şimdi ya Fenerbahçe yarıştan koptu da ondan iyi oynadı da denilen bir ortam var bu son özellikle iki, iki, bir önceki gelişi ikinci gelişinde yani. İşte e, o dönem ondan öyle oldu diyen arkadaşlar var da ya kardeşim hadi sen yarıştan koptun rakip de mi yarıştan koptu? Oynadığın takımlar. Ve büyük takımlarla da oynadın yani o dönem. Ve Fenerbahçe her maç müthiş bir dinamizm, müthiş bir tempo, müthiş bir oyun. Ortaya koyuyor. Ve biz hani birkaç hafta daha uzasa ligde şampiyon olacaktık belki. Ve o zaman, o sene unutmayın yani hakem olaylarında neler yaşandığını, ne kıyametler koptuğunu. Trabzon maçında İrfan'a gösterilen bir kırmızı kart var ki facia. 10 kişi bile ne futbol oynamıştın. Değil mi? Bunları unutmayın. Ben şimdi bunları gördüğüm için diyorum yani İsmail Kartal'ın bir, bir yapısı var. Bir doğru gördüğüm hamleleri var. Oyuncu seçimlerinde, oyuncu ikinci yarılara başlarken özellikle takımın oyun... Bazı maçlar kötü gittik. Mesela Fred olmadığında problem yaşadık. Bunlara çözüm üretemedik. Tabii ki futbolda özellikle omurga dediğimiz yerde bu belki asla teknik direktörden de bağımsız olabilir. Çünkü yine hatırlarsanız bu mevzuları konuşmuştuk. Fred olmadığında neler olacağını göreceğiz diye. Ki yaşandı da bunlar. Ama e, ben tabii o zaman şey diyordum. Ya Fred'in Fred ve Şimanski'nin yerini doldurabilecek bir yedek alalım. Çünkü bunlardan biri sakatlandığında problem olur. Teknik direktörümüz de buna çözüm üretemez diye düşünüyorum. İsmail Kartal'a burada e, yani saygısızlık anlamında değil ama şunu demeye çalışıyorum. Çok fazla yerli antrenörlerden böyle bir reaksiyon göremediğim için. Böyle bir ön yargı dersiniz başka bir şey dersiniz. Ben burada kötü bir niyetle bunu söylemiyorum. Yani mesela Vitor Pereira'ya bakıyorsun adam sol açık sağ, sağ açı, sol bek sol açık sağ bek bilmem ne. Böyle şeyler yapabiliyordu değil mi? Bizim yerli antrenörlerde böyle mantıklar çok göremiyoruz. Bu sene Okan'da da var bu, Okan Buruk'ta. İsmail Kartal da sonradan bunu yapmaya başladı. Bunları da konuşacağız birazdan. Oyuncu oyuncu gideceğiz. Verası kelam. Ya işte hocam şuraya yap ama denedi de mesela İrfan'ı geldi 8 numaraya koydu ki bence oradaki yine e, tahliller hatalı oldu. Ben, İsmail Kartal belki öyle düşünmüyordu ama sosyal medya falan yok işte şöyle böyle deyince bir daha doğru da orada deneme gereği de duymayınca Acaba dedim o da mı öyle düşünüyor? Mesela bir Kurunç eleştirisi yaptı geçen ki o da bence yanlıştı. Son derece yanlıştı. Kurunç'la alakalı olmayan bir problemin Kurunç'ün üstüne kalması çok üzücü. Hani skor kötü gitti diye mi artık bir suçlu ararken onu mu buldu? Bak. Burada yine söylüyorum. İsmail Kartal'a burada ne kadar destek verdiğimi biliyorsunuz ama gördüğümü de söylüyorum şu anda. Velhasıl ee, biz ne diyorduk? Oyun işte sorunlar yaşasak da İsmail Kartal'ı met ettiğim kısımlar vardı ve bu sene zaman zaman problemler yaşasak da kendisi bu maçta özellikle nasıl bir antrenör olduğunu daha iyi bir şekilde bize gösterdi. Tabii şimdi takımı boklamaya başlamışlar. Ya bu maçtan önce Fenerbahçe'yi şöyle yapacak, böyle yapacak, Allah'ım anlaşmam onu Allah çevirecek denilen tek, takım değil miydi ya bir anda ne oldu bu? Gariban bir takıma dönüştürüldü tekrar ben rakibin anlatılan şekilde olduğunu gördüm. Yani fizik gücü yüksek, temposu olan, bir anda hücuma çıkan bir takım. Ama Fenerbahçe o kadar derli toplu takım halinde bir oyun oynadı ki rakibine pozisyon vermedi. Beni en çok memnun eden şey bu. Ben hep diyorum ya biz takım olarak savunmayı birlikte yapacağız. Hücuma da birlikte çıkacağız. Bak geçen Klopp bir videosunu gördüm. Twitter'da paylaşmışlar. Çok hoşuma gitti. Messi değilseniz diyor. Herkes savunma yapacak diyor. Bak işte bu benim dediğim şey de bu. Yani bana diyorlar ki ya Uğur abi Fred geriye gelir mi? Ya gelecek abicim. O da gelecek. Tadiç de gelecek. Cego da gelecek. Hepsi gelecek. Öyle bir öyle bir şey yok artık futbolda. Ya o gelir mi bu gelir mi? Bak adam klop diyor bunu. Messi değilseniz geleceksiniz diyor. Bence Messi bile gelebilir geriye yani. <laughs> <laughs> ha o tabii şu niye de söylüyor. Messi geriye gelip kendini hiç yormasın. Biz topu kazandığımızda ona topu verdiğimizde zaten o bizi hızlı bir şekilde hücuma çıkaracak. Veya bir şekilde şapkadan tavşan çıkaracak. Neler yapabileceğini daha çok biliyorsunuz. Ee, ona istiraden öyle söylüyor ama. Aslında bu bir şeyin özeti yani. Futbol artık bu noktada. Takım halinde savunma yapacağız takım halinde. Bu maçta da mesela ondan çok güzel izler gördük takım halinde iyi bir şekilde kapanma, çok fazla boşluk vermeme. Zaman zaman rakip kontrol yakaladı, olacak bu. Sen de yakaladın. Hızlı, fizikli bir takım olmasına rağmen biz de rakibi kontralarla yakaladık. Onlar da bizi yakaladı. Ya açık futbol oynayacaksın abi, korkmayacaksın. Ya ben gol yerim diye aman kapatayım bilmem ne dersen golü yersin. Bak hep savunduğum şey bu. Gol yiyeceğim korkusuyla oyun oynarsan golü yersin. Ama sen ben büyük takımım kardeşim. Bu maça hükmedeceğim. Bu maçı kazanacağım. Bu maçı benim oynamam lazım. Dersen ve buna inanarak da devam edersen rakipten de bir tereddüt, rakiple ilgili bir tereddütün olmazsa çıkıp taş gibi oynuyorsun. Fenerbahçe böyle oynadı. Bütün maç böyle oynadı. Maçın zaman zaman tabii ki temposu takımımız adına biraz daha yavaş atıldı. Bilerek yoğun bir maç temposu var. Skor bulmuşsun, kendini kasmıyorsun, yormuyorsun. Hep böyle akıllı oynuyorsun, dinamik oynuyorsun. Bu futbol bir kişi yorum yaptı bunu. Kim yaptı bunu? Ya televizyonda duydum ben bunu ya da Twitter'da gördüm. Doğru söyledi. Yani bu Avrupa'nın hani tecrübeli takımlarının oynadığı bir futbol vardır. Bize karşı çok oynadılar böyle. Yani biz mesela kendimizi parçalıyoruz. Adam tık tık atıyor. Ondan sonra biraz dinlenmeye geçiyor falan. Akıllı bir futbol. Tecrübeli futbol. Avrupa'nın tecrübeli takımlarından birinin oynadığı futbol. Tarzı böyle bir yorum vardı. Aynen öyle bu futbol oynamak beni ayrı bir mutlu etti. Yani biz böyle olmalıyız. Biz bu futbol oynamalıyız. Rakibimiz saygı duyuyoruz elbette. Ama belli bir değeri var, belli bir gücü var. Bizim onlardan daha önde, daha etkili, daha yani deplasman da olsa fark etmez kardeşim. Oynayabilmemiz lazım. Nitekim Fenerbahçe bugün bu maçta oynaması gerektiği gibi oynadı. İstediğimiz şey de buydu zaten. Teşekkür ediyorum bunun için İsmail Kartal'a. Maç boyunca yani aman şu tehdit gelir mi? Benim bizim babamla maç izlerken bir tabirimiz vardır. Espri niyetiyle bunu kendimize söyleriz zararı. Ara. Ya işte göbeğimizi kaşıya kaşıya maç izliyoruz. Canımız sıkılıyor falan. Ya bu ne böyle? Bazen babam diyor ki ben bırakacağım bu Fenerbahçe'yi. Bu ne ya canım sıkıldı benim. Biz alışmışız diyor kaosa. Böyle rahat futbol olur mu? İsmail Kartal döneminde bunun esprisi çok yapıyor. Şimdi bu, bu imalde bir maç oldu. Takıma pozisyon gelmiyor. Karşı, kalemize pozisyon gelmiyor. Böyle olmayınca, yani pozisyon gelmeyince ve kora kor fizik mücadeleden kaçmıyorsun. Fizik anlamında takımın bu kadar üst seviyede olması, yoğun bir maç temposu var, şampiyonluk mücadelesi var, baskı var. Konsantrasyon düşebilir, her şey olabilir. Bu maçta aman puan kaybı bak. Futbolcuların üzerine öyle bir baskı yapılıyor ki bu sosyal medya falan birçok yerden. Aman puan kaybeder miyiz telaşı. Bu telaş senin Gereksiz pas hataları yapmana neden oluyor. Uzun toplarla oynamana neden oluyor. iki pas yapamamana neden oluyor. Bu önde pres yapan Kasımpaşa mesela bundan çok iyi yararlandı bizden. Bu, bu konuda. Çünkü Fenerbahçe kendi sahasında oynadığında ya benim hemen maçı maçına gol bulmam lazım. Bir telaşıyla sahaya çıkıyor. Taraftar baskısı var. Sosyal medya baskısı var. Bu baskıyı bu şekilde üzerlerine kurduğunuz anda elbette ben şunu da savunuyorum. Futbolcuların bunlarla bir şekilde mücadele edebilmesi lazım. Mentorlar olması lazım, psikolojik danışmanlar olması lazım. İlla ki vardır, yoktur ben onu bilmiyorum. Ama bir yerde de kardeşim bokunu çıkarmayın. Yani her şeyin bir limiti var. Öldürmeyin yani. Yani vur dedik öldürme. Değil mi? Bu olduğu için biraz da sorun yaşıyorsun. Ama bak mesela bu maçta kafası rahat bir takım. Ona göre çok iyi hazırlanmış bir takım ortaya çıkınca rakibine top oynatmadı. Pozisyon vermedi. Alan kapatıyor. Müthiş bir uyum. Oynayan herkes gerçekten elinden geleni yaptı. İşte istediğimiz Fenerbahçe'de bu. Tebrik ediyorum bunun için. İsmail Kartal'ı da oyuncuları da gösterdikleri efor için 90 dakika. İşte ya Fred mesela şimdi onunla başlayalım şimdi. Fred bak burada 6.6 falan yazmış da işte bak istatistiklere bakarsan sezon sonunda puanlamasında şu maç yüzünden puanı düşmüş görünecek değil mi? Ama sen onu fark etmeyeceksin. Bu maçta 6.6 emin olun bence 6 6.8-9 puanı bile hak eder bir performans gösterdi. Buradaki puanlamaların hepsi tabii ki sayısal değerlerden oraya çıkıyor. Yani bunu adam maçı izleyip de bu puanları yazmıyor. Bu bilgisayarın otomatik puanlaştırdığı belli istatistiklere göre değerlendirdiği bir mevzu. Ama Fred maç içinde müthiş bir sertlik katıyor. O ince paslar, araya girdiği toplar, rakiple fizik mücadeleleri. İşte Fenerbahçe'nin istediği profil, aradığı profil oyuncu bu. Biz büyük takımız. Büyük takımların ben savunmadan çıkamıyorum. Bak gene bunu anlatacağım böyle. Savunmadan çıkamıyorum. Bana derin oyun kurucu lazım deme lüksü yok bence. Ha Liverpool'da derin oyun kurucu kullanıyor ama Liverpool'un kullanma niyeti farklı. Liverpool o dediğim takım halinde kompakt bir şekilde defans ve hücum yapmayı çok iyi bir şekilde çözmüş bir takım olduğu için o derin oyun kurucudan da bir şekilde yararlanıyor. Yani senin burada kesme işlemini yaptırtamadığın o derin oyun kurucunun yerine bir şekilde stoperi geliyor basıyor. Veya zaten takımda pres yapmaya alışkanlığı çok fazla olan oyuncular olduğu için her rolde oynayan oyuncularında. O, onun açığını telafi ediyor zaten kapatıyor onu çok fazla kasmayın. Ama Fenerbahçe'de şu an bu o seviyede değil. Elbette Tadic, Batshuayi, Cengiz ya bunlar da pres yapıyor ama bir Şimanski, bir Fred bir İsmail işte bunlar aslında senin o tarz dediğin oyuncular Ve sen işte bunlardan birini daha azalttığın anda e, Orta sahadaki o pres kabiliyetini güç kabiliyetini yani şurayı kazanmak Burayı kazanmaktan çok bahsetmiştik hatırlarsanız Fenerbahçe'nin oynadığı futbolda burayı kazanması gerekiyor 6 numara alırsan ben burayı savunacağım demek istiyorsun sen 6 e, numara önceliğin olursa ama işte Fenerbahçe burada mı top kazanmalı? Bunu sorguluyoruz. Hak elbette yeri gelir kazanır ama maçın yani bir maç planında ben burayı mı önemseyeceğim? Savunmayı ya yani nasıl yanlış gösteriyoruz? Ben tabii Fenerbahçe bu tarafta diye düşünüyorum. Savunma diye. Şurayı biz buna göre yorumlayalım. Ben burayı mı düşüneceğim abi korumak için? Ya ben korumak için değil. Ben gol atmak için burayı düşüneceğim abi. Benim burada daha etkili olmam lazım. İşte Fred niye fark yaratıyor? Müthiş bir oyun zekası. Hemen yani bir de adam sadece dribbling yönü değil, temposu değil, dinamizmi değil, sertliği değil. Her şeyde olumlu bir adam. Nazar değmesin diyorum gene korkuyorum bir şey olacak diye sakatlanıyor falan. Araya girişleri, aldığı tek topla, tek topla takımı hücuma çıkarması. Şimdi mesela kurun ile ilgili çok fazla eleştiri var ki ben ısrarla bunu Twitter'da yazıyorum. Ya benim istediğim bir profil değildi Kronic. Hala değil. Ama ben savunmaya geçtim ilginç bir şekilde ya. Bulan hepiniz istiyordunuz Kuru içi. Kurun içi de de Sezon başında almak istiyordunuz ulan onu da geçtim. Sezon başında o Galatasaray transfer şovları oluyordu. Fenerbahçe altı e, 6 numara almadı muhabbetleri. i̇şte İsmail kötü oynuyor tırnak içinde söylüyorum muhabbetleri. Kurun içi yangını çıkardınız. Kurun içi 10 milyon euroya Fenerbahçe'ye çakmaya çalışıyordunuz affedersiniz. 10 milyon euro istiyordu abi adam, adamlar o zamanlar. Verin diyordunuz 10 milyonu. Niye almadınız diye kıyamet kopardınız burada. Ne oldu şimdi? iki maç izlediğiniz adam çöp mü oldu? Bok mu oldu lan? Ne yüzsüz insanlarsınız ya. Ulan insan utanır be. İki gün önce yazdıklarınız ortada duruyor. Silmediyseniz. Konuştuklarınız duruyor. Spor programlarında yaptığınız o yorumlar. Derin oyun kurucular. Bunlar hepsi duruyor. Ne oldu şimdi? iki maçta çöp mü oldu adam? Bok mu oldu bana? Hayır abi bu adam yine aynı. Adam yine aynı oyun oynuyor. Ya ben bu adamın videolarını izledim. Çok, çok fazla... Çok da sevmiyorum aslında diyorum. Böyle 2-3 bir... Çünkü bu iş aslında bu kadar basit alınacak bir iş değil. Biraz ciddi yapılması gerekiyor. Yani bir oyuncu ile ilgili yorum yapacaksan... Hani otorite gibi böyle konuşacaksan... iki maç izledin diye olmaz. iki video izledin diye olmaz. Bunun 90 dakikasını izlemen lazım. En azından bir 10 maç izlemen lazım. 90 dakika oynadığı 10 maçı izlemen lazım. Neler yapmış. Ve bu maçların hepsinin de profili farklı farklı olmalı. Zayıf takımlar orta seviye yani takımların az çok yapılarını biliyorsun. Milan'ın o yani Milan'ın bir de ne oynadığı, nasıl bir atmosferden geçtiği birçok şey var, kıstas var, kriter var. Ama yani izlediğimiz o birkaç videodan bile dedik ki ya böyle bir profil bu. İsmail'e benziyor dedik. Ne açıdan? Pas kısmında. İşte pres kısmında top kazanma kısmında yani araya girme kısmında İsmail gibi savaşçı bir oyuncu değil. Rolü benziyor ama ben şöyle düşünüyorum. Teknik olarak pas kısmında bu biraz daha iyi. Tekniği biraz daha iyi ki gösteriyor kendi bence iyi. Ondan sonra e, hücuma çıkışlarda iyi. Daha akıllı işler yapabiliyor. Savunma yönünde bu adam daha iyi. Şu an bunu kullanabiliyoruz. Zaten hani 10 numara başlamış olmasına rağmen bunu Jesus da geride kullanmıştı. Bu çocuğu modern bir 6 numara yapalım dedik. Ama kıyamet kopardılar Kurunç gelsin. Şimdi mesela bakıyorsun bu maçta da Kurunç oyuna girdi. Birkaç araya girdi. Güzel top da oldu. Güzel paslarla yine takımı hücuma çıkardı birkaç pozisyonda. Aslında bunu hep yapıyor Kurunç. Mesela oyuncu bir garantici diye bir şey koydular. Saçma salak. Kim uydurduysa bunu neye göre uydurduysa. Hangi maçı izi? Ya yani iki tane şurada aldığı pası geriye yaparıyor. Geri, hemen pas almak için asla boşa kaçıyor yeri geliyor pas verilmiyor kendisine. Bunları hep paylaştım. Böyle bir oyuncu aslında zeki bir oyuncu. Bunları görmüyor. İki tane geriye pas vermiş onu sayıyor. Bir tane uzun top atıyor. Tadiç mesela orada top yağmurdan dolayı sekiyor. Fazla sekiyor. Yer zeminden dolayı. Bence harika bir pas. Normalde belki Tadiç yine yetişemeyebilirdi yağmur olmasa. Ama normalde işte işte kurun iç dedik ya. Heh, sen derin oyun kurucu kullanacaksan senin kanatların hızlı olacak. Sandrof'un hızlı olacak dedik. Bu bir teori. Bu bir teorik bilgi. Yani uygulamada farklı çalışabilir. Tam düzgün çalışmayabilir. Veya tersi de düzgün çalışabilir. Ama bu bir teori. Yani teori e, futbola sahaya 11 kişinin çıkacağı gibi bir şey bu. 11 kişi çıkar demek gibi. Ha ama yeri gelir. Atıyorum kadronda oyuncu yoktur. Bir şekilde 10 kişi çıkmak zorunda da kalabilirsin. Eskiden böyle şeyler yaşanmış diye biliyorum. Kimlik kurallarla nasıl onu da çok incelemedim ama velhasıl kelam Kuruniş mesela orada çok iyi bir pas verdi. Atıyorum orada King koşuyor olsaydı o King o topu alıp pozisyonu gol yapabilirdi. Ve için başlangıçta harika bir top kesişi var. En başta da takip edişi var. Oyuncu ile birlikte orta sahadan geriye doğru koşmaya başlıyorlar. O top uzun top atılıyor ve yine ben oyuncuyu Fenerbahçe'de izledikçe daha iyi anladım ki bu oyuncu İsmail gibi pres yapan değil tam tersi araya giren yani pas kesen tarzda bir oyuncu. Her pozisyonda da kendini böyle gösteriyor biliyor musun? Bu maçta bile gösterdi. Yine pas arası yapıyor. Yani bu oyuncunun amacı gideyim pres yapayım boğayım değil. Böyle bir adam değil. Şimdi bu adam böyle değilken Fred keza öyle bir adam. İsmail de öyle bir adam. Ama bu adam öyle bir adam değilken ya sen bunu niye yapmıyorsun demek kadar aptalca bir şey yok. Yok abi aptalca bir şey. Mesela bu Messi için de söylenebilir. Messi niye pres yapmıyor? Messi niye ısırmıyor rakibi? Ulan Messi öyle bir oyuncu mu? Şimdi bu yaştan sonra Messi'yi ona mı çevirelim daha iyi oynasın diye? Savunmaya daha fazla yardım etsin diye? Olmaz değil mi böyle bir şey? Ya her oyuncunun bir yapısı var. Bunu değiştirmek yerine bundan verim almanın yollarını düşünsene. Ama yok değil mi? Bütün gün gömmek, çöplemek sana daha fazla prim kazandırıyor. Çünkü taraftar futbol cahili olduğu için bunun önüne bir iki tane yem attığın anda böyle kurunç mevzu veya kötü giden bir maçta bir şeyler attın mı seni destekleyeceklerini biliyorsun. Sana vay be abim be reis be adam gibi konuştu be helal olsun be kurunç çöp be tarzına destek O seni o yüzden mesela gidip gelip Rossi de yaparlardı hatırlar. O, o Rossi gitti takımını şampiyon yaptı. Utanmaz herifler hala şey diyorlar. Ya Amerika'da olur şampiyon. E, Messi orada şampiyon oluyor mu? veya başkası orada oluyor mu? Şampiyon oluyor mu? O kadar da basit alıyorsunuz. Neyse şimdi o defterleri açmayayım da. Bunlar hep böyle çünkü. Futbol, taraftar futbol Sen spor yorumcusuysan bu şey gibi sanat halk için mi sanat için mi gibi mevzu. Kardeşim sen sanatın için yap. Halk için yapma. Başlatma şimdi. Senin görevin o. Bunun için ekmek kazanıyorsun. Bunun için meslek edinmişsin. Gidiyorsun. Kamilhanedeki dayı gibi konuşuyorsun ki 11 bile senin kadar konuşmuyor be Senin kadar şey değil Bu genç ergen biraz böyle Şeyler heyecanlılar Onlar daha çok böyleler Her şeyi bir anda kestirip atma bitirme Sabırsızlık var E çocukken tabii insanın böyle sabırsızlıkları oluyor Ama belki bizim nesille birlikte Bu iş bitti yani şey bitti Bizim nesille biraz daha sabırlıydı yani Çocukken bile biz bu kadar sabırsız değildik Yani bu nesil biraz daha öyle. Çünkü birçok teknolojik imkan da doğdu falan. Konu nereden nereye gidiyor ama. Yani bunlar böyle şimdi. Onu kabulleneceğiz. Ama bunları kabulleneceğiz deyip de bunların istediğini vermeyeceğiz. Sen olması gerekeni yapacaksın. Bir tane yorumcuyu gördüm. Alper Öcal'dı galiba ismi. Yorum yapmış. Başka bir oyuncu ile ilgili yapmış. Musrati ile ilgili bir yorum yapmış. Onu gördüm. Helal olsun diyorum. Millet yığınla Musrati'ye sövüyor. İyi ki almamışız falan diyor. Adam diyor ki Musrati'nin ağır olması veya şu bu neye engel oldu diyor mesela. Ben maçı izlemedim. Maçın en iyi oyuncusu görünüyor Beşiktaş adına. Ee, mu tahmin ettiğim de odu zaten. Yani dedim ki bu adam kesin paslarıyla falan oyununu oynadı. Fizik mücadele bir şeyler yaptı ama kendi kalesine gol attığı için onu gördüm. Kendi kalesine gol attığı için bu çocuğu yerin dibine sokarlar şimdi. Çünkü ezber. Ama o adam mesela bütün kamuoyuna rağmen gitmiş kendi takipçileriyle tartışmaya girmiş demiş ki hayır kardeşim neyi yapalım dedi. ben de işte Kurunç ile ilgili onu söylüyorum mesela Kurunç bana bir kişi anlatsın Kurunç neden oynayamıyor neden kötü Kurunç neyi doğru yapmıyor nerede hatalı oynuyor neyi yanlış yapıyor mesela orada Ersun Yanal bilmem işte Uğur e Onlar da konuşuyor neymiş Fenerbahçe pas yapamamış işte Kurunç çok az pas yapmış onun da tweetlerini attım kanıtlarını koydum Kurunç'in yerine giden Şimanski'nin de neler yaptığını gösterdim. Orada maçla alakalı, rakiple alakalı, seninle alakalı bir problem varken gitmişler oyuncuya. Ya Kurun bana anlatsın biri. Kurunç maçta neyi yapamadı mesela? Şey diyor, top almaya gitmiyor diyor. Ulan top almaya gidiyor, kaç tane görüntüsü var. Bunları da paylaştım. Top almaya gidiyor, adam uzun oynuyor. Ne yapsın bu adam peki? Oraya kadar koşsun, o topu da alsın gelsin. Nerede gördün sen? Hangi futbolcuda gördün böyle bir şey? Uzun oynanmış, kalecinin dibinde bekliyor, top alacağım diye. Adam uzun oynuyor, gidecek o topu da almaya. Nasıl enerji Olan Sağdan sağda en çok koşan adam. O, onlar da koşmaya kalksa rekorlar kırar be. Adama pas gelmiyor bir şekilde. Oyun zihniyetiyle alakalı bir sıkıntı var. Bir farklılık var. Yani adamın yapamadığı bir şey değil. Kurun için mesela ben işte nedir? Koşmadı o gol yediğimiz pozisyonda. Koşmasını beklerdim. Tabii ki ısıran bir oyuncu değil ama e, ya o pozisyon bir şekilde çıkartılır diye düşünüyor muhtemelen. Çünkü orada bir sallantı var ya Hatta bocalıyor. Ya gitsem mi gitmesem mi diye bir yere bocalıyor. Halbuki orada en baştan itibaren belli bir tempoda koşsa belki pozisyonu durabilir. Yanında Ferdi var o da koşmamış mesela. Koşsa belki mesela Mert Hakan yine onu da attım. Lig TV telif atmış Twitter'dan kaldırttı videoyu. Mert Hakan korner kullanıyor. Rakip ceza sahasının önünde sol tarafta bekliyor. Müthiş bir geriye koşuş depar var ve o topu kesiyor kendisi. Bunu emin olun kimse fark etmedi. Ben gittim onu paylaştım. Ondan sonra herkes gördü paylaşmaya başladı. Şimdi ben ben görebiliyorum bunları. Ama diyorum ki Kurunç bu adam değil. Bu o dediğiniz adam değil Kurunç. Kurunç'in meziyeti bu değil. Kurunç'in verdiği pasları da Mert Hakan veremiyor işte. Adam tek bir pas atıyor yine attım onları da. Bak maçtı konu. Şimdi konu alakasız bir adama geldi maalesef ama Şimdi oyuncuların profilleri üzerinden bir sistem yorumu yapıyorduk. Ve bu sistemin uyumsuz parçasını konuşuyorduk. Ama bundan yararlanmanın da yolunu aynı zamanda anlatmış oluyoruz. Çünkü bu adamın nasıl bir yapısının olduğunu ortaya koyarsak o zaman bunun fay bundan faydalanmak için faydalanman lazım. 3 senemini anlaşmamız var galiba. Kiralık zorunlu satın alma var. Ben hatta ilk kiralık diye sevinmiştim. Ah dedim ya bonservisini almayız sene sonunda göndeririz diye. O da zorunlu satın alma gibi bir şeymiş zaten yani kümede kalmamız gerekiyormuş. Velhasıl bu adam bizde kalacak. 3 sene anlaşma olduğu söyleniyor. Kalacak kardeşim. 3 sene boyunca bu adamdan yararlanman lazım. Satabileceksen eyvallah sezon sonunda sat tamam. Ama bundan yararlanman lazım. Bir şekilde bu adamı kullanabilmelisin. Kullanabilmen için de bu adamı tanıman lazım. Bu adamı olmadığı bir şey için eleştiremezsin. Yani mantığı yok. Messi dünyanın diyorum bak en iyi kanat forvet. Kanat ve forvet oyuncularından biri değil mi? Burada da oynayabiliyor ama ya Messi mesela ya bu kadar iyi oyun kuruyor kardeşim alalım onu 6 numara 8 numara atalım diyen bir tane futbol davarı gördünüz mü? Günümüzde modern zamanda görmediniz değil mi? Belki altyapılarda da denemiştir şimdi Uğur Bey bakın denenmiş falan demeyin. Ama yapılmıyor değil mi böyle bir şey? Halbuki mesela burada top oynayan adam daha çok topla buluşuyor normal şartlarda. Kanatlar ve burası, burası daha çok topla buluşuyor. Ya burada o zaman oynatalım da daha çok topla buluşsun takım daha çok yönetsin dememiş adam mesela gidiyor onu kanatta kullanıyor. Bir bildiği var değil mi? İşte kurun içinde tabii ki ben burada böyle bir uçuk örnek değil ama ince bir ayrıntısı olduğunu söylüyorum. Aynı profil değil adam. Ve işte eleştiri yapılırken de spor yorumcusu falan diyorsun. Bak gene gırla küfür ediyor millet. Rossi ettikleri küfürlerin aynısını şimdi buna da etmeye başladılar. Bunlarla kavga ediyorum işte ben, tartışıyorum sürekli. Çünkü oyuncuyu boktamanın bir faydası yok. Kur'un sabah akşam küfür edelim hep birlikte. Ne faydası olacak bize? Şimdi ben Altay'la ilgili, Altay'la ilgili bile Altay yıllardır bize çileç çile yaşatmış bir adam olmasına rağmen diyordum ki Altay'ı oynatmayalım. Altay'ı dinlendirelim. Altay'ın yerine yedek kalecimizi deneyelim. Bir rekabet olsun, bir hırs kazandıralım. Bak Altay'ı bile ki ben Altay'ı hiç sevmiyorum. Karakter olarak da sevmiyorum. Oyunculuğunu da sevmiyordum. Gitti, gitti zaten dedik tamam hayırlı olsun. Konuşmalarında gördünüz zaten. Ama mı? Ona bile demiyorum. Ozan'a bile, Ozan aslında en nefret ettiğim oyuncuların başında geliyor. Ona bile mesela şu an benden uzak olsun diyorum sadece. Başarılar diliyorum. Şimdi benim oyuncum Kurunic. Gelmiş iki gün olmuş. Ozan'a o pozisyonda kızmıştım. Benzer pozisyonda çok fena kızmıştım. Çok ağır laflar etmiştim. Kurunic'e etmedim. Çünkü Kurinci henüz daha yeni geldi. Ve şimdilik bir şey demeyeceğiz. Yanlış. Evet, ama şimdilik bir şey demeyeceğiz. İlerleyen ozan yıllardır aynı. Ondan dolayı onun bir öfke patlaması. Fakat Kurinci daha dediğim gibi 2-3 maç oldu. Bu kadar yerinde birine sokulmasın. Bize bir faydası yok. Bu adamı kullanma şansımız var. Neyse çok daha uzatmayayım konu nereden nereye gidiyor. Eee yani anlatmak istediğim şey Burada bir oyun planımız var bizim, tamam mı? Bu oyun planının oynadığı bir şablon var, bir mantığı var, sistemi var. Bu sistemin de gerek duyduğu parçalar var. Ağır oyuncun varsa önde, ki burada yok ama, onu tamamlayabilecek arkada e, biraz daha dinamik, ısıran oyunculara ihtiyacın var. Onların çünkü verdiği açıkları veya yapamadıklarını, koşamadığı zamanları telafi edecek savaşçı oyuncular. Bunlar büyük bir fayda kazandırıyor takıma. İsmail gördünüz. Olağanüstü bir futbol oynadı. İşte yani hayat böyle bir şey. Ne diyeyim ki? İsmail Yüksek kırılma noktası ya. Bak bu taraftarın dediğine baksalar bu kadar. O gün mesela tebrik edilirdi biliyor musun? İsmail Yüksek Ankara gücü maçında oynayamadı değil mi? Rezil oldu. Altı numara yangınları yapıldı. Çığlıklar döküldü bilmem ne kulüp de baktı dedi ki ya harbiden dedi, bu İsmail dedi olmuyormuş dedi. Taraftar da dedi istemiyor. Hemen gitti. Oraya bir tane altı numara aldı. İsmail de kiralık verdi ikinci lige. Bu maçı izleyebilecek miydin İsmail'i? İki maçta gömüyorlar insanları. Bak iki maçta. Ya İsmail Yüksek geçen sene birkaç maç oynamıştı. Osterwold'e de geleceğiz daha. Birkaç maç oynamıştı. O İsmail bir şeyler yapıyordu. Bu sene de işte denenmek istedi. Denenmesini denemek istedi şey hoca. Olmadığı maçlar oldu ama neden olmadığını da yine sistem üzerinden yorumlamıştık. Taraftarın dediğini yapsa bitti. Yok yani bu maçta İsmail yoktu. Yerli oyuncu kısmında birçok problem yaşayacaktın. Üç yerli kuralı. Bu kadar acımasız olmamak gerekiyor. Yani evet eleştirelim. Mesela yapamadığı şeyleri konuşalım. İsmail neyi yapamadı? Ben size söyleyeyim o maçlarda da pas kısmında biraz daha basit. Herkesin söylediği aslında buydu. Basit oynamak. Ama bununla birlikte basit oynamakla birlikte İsmail'in yardım alması gerekiyordu. E zaten sonra bunu yaptık. Yardım almaya başlayınca yalnız kalmayınca orta sahada o zaman işte İsmail'in de performansı bambaşka seviyeye geldi değil mi? Şimdi iş mevzusu da bunun bir başka örneği. Gene neyse uzayacak bu mevzu. Onu ayrıca sonra gerekirse konuşuruz. Osterwolde mesela yine. Bu da İsmail'in kaderini yaşayan bir arkadaşımız. Ben bu konuda da çok kavga ettim ya. İnanılmaz. Yani kendi taraftarlığımla sürekli tartışma yaşıyorum. Osterwolde mevzusu üzerinden. Geçen sene bu çöpe 7 milyon verilir mi? Neler okudum ben ya. Şimdi hiçbir tanesi kalmamıştı. Ne yorum kalmıştı ne bir şey. Kimse de demez ya böyle. Ya işte biz böyle dedik de şöyle oldu. Bak ben ısrarla söylüyorum. Mesela Fred yerine Endombele'yi daha uygun bir tercih olarak düşünmüştüm. Fenerbahçe için. Endom onun da sebeplerini söylemiştim. Yine burada uzun uzun konuşmayayım. Ama Endom böyle korkunç yani bu sene inanılmaz. Geçen seneki of, ama ben nereden bileyim abi mental yapısını adamın. Adam incecik bir adamdı. Şimdi bir bakıyorsun yani ben ondan zayıfım zaten her türlü. Ben ve ondan da uzun boyluyum yani. Böyle bir durum. Ben ondan daha rahat futbola hazırım şu an. Öyle bir tablo var. Mental olarak herif bitmiş. Yani Endombele'nin yeteneğiyle alakalı kimsenin yorum yaptığını görmüyorum. Sadece kafa olarak, futbol olarak kendini bitirmiş. Herkes bunu söylüyor. İzlediğimizde de az çok bu. Ben yetenek olarak onu söylemiştim ama peşin peşinde anlatıyorum diyorum. Bak ben böyle bir yorum yapmıştım. İyi ki de Fenerbahçe beni dinlememişlerim yani. Hani Endombele'yi alıp da beni dinleyip Endombele'yi alıp belki burada kangaran olacaktık. Aynı tabloyu yaşadık. Oh, tabii Galatasaray camiasında da belki bu problem tetiklenmiş olabilir bundan kaynaklı. Bunlar ayrı konu. Her şey olabilir. Bir, bir, şeyin sebebi tek budur deyip geçemezsin. Çevresel bir sürü faktör olur. Velhasıl kelam ee, böyle bir durum var. İsmail Kartal'la ilgili de söyledim. İsmail Kartal'ın ikinci gelişinden önce A dedim 6 ay tatile gittik dedim FM'de. Açık açık söylüyorum. Son derece Batshuayi ile ilgili. Batshuayi ile ilgili ise ama şu var. Beşiktaşlıların gazına geldim. <laughs> Beşiktaşlıların gazıyla. Sonra videoları izleyince Batçuay maçı çıkmadan yorum yaptım. Dedim ki Fenerbahçe'nin aradığı forvet bu. Hiç dedim Beşiktaşlılara bakmayın. Beşiktaşlılar niye böyle demiş onu da anlamadım. Bizim için gayet iyi. Bana da Beşiktaşlılar çok dedi. Uğur Bey bu, bu sözlerinizi unutmayın. Çok pişman olacaksınız. Göreceğiz sizi. E, şu an Batçuay'ı alamazsın yani. Böyle bir oyuncuyu alamazsın. Hem de yediye de koyamazsın. Müthiş o konuda da gönderilsin dedim bir arada tabi devre arası şey sezon başında yedek kalma ya problem çıkaracak falan diye ruh hali bak mesela gene e bak abi bu da var şimdi Endombele Fenerbahçe'de neden olabilirdi kısmının cevabı da burası ya konudan konuya geçiyoruz kusura bakmayın maçı konuştuk zaten ee, burada şimdi oyuncu oyuncu giderken tabi konular konuları açıyor ondan dolayı geldim Batshuayi de mesela sezon başında birçok teknik direktör onu yönetemezdi. Çünkü gitmek istiyordu adam. Ben oynayamayacaksam gideyim diyordu. Yani yedek oturmak istemiyorum ben dedi. Bayağı sorun da çıkardı. Maçlarda da gördük. Dedik kalması kötü olacak bizim için. Gönderelim para kazanalım yerine artık ne olursa. <laughs> dedik. Ama İsmail Kartal bak oyuncuyu ne hale getirdi. Bat şu müthiş bir dönüşüm yaptı. Çok mutluyum. Çok da tebrik ediyorum yani İsmail Hoca'yı. Büyük bir meziyet bu. Belki Endombele de Fenerbahçe'de olsaydı belki böyle olmazdı. Bilemezsin yani. Her şey öyle tek bir şeye bağlı değil ki hayatta. Osterwolde'den girdik buraya geldik. Osterwolde müthiş bir futbol oynadı. Geçen sene dedik işte insanlar neler diyordu. Bak ben geçen sene o iki maç oynadığı zaman da çok söyledim bunu. dedim ki ya bakın böyle bir fizik var. Genç bir oyuncu. Koşuyor mücadele. Tamamen bocalıyor. Gençliğinden dolayı bocalıyor. Yani yeni bir ülkeye gitmiş dedik. Anlattık bunları. Yani ben şehir değiştirmeye şurada şey istemiyorum. 21 yaşında çocuk ülke değiştirmiş. Alakası olmayan bir memlekete gelmiş. Ara İtalya'da oynamış, oradan buraya gelmiş. Hollandalı bir çocuk. Aslında de farklı bir milletti galiba. Tam bilmiyorum da hani e, öyle bir yazı sanki hatırlıyorum. Oradan oraya sanki gezmiş gibi. Böyle bir çocuk. Ya yani bu hani ilk geldi, geldi gibi oynayacak kardeşim. Daha ilk maçtan çıkacak Messi gibi oynayacak. Böyle bir şey yok abi. Yok abi. Yok. Yok yok. Dünyada böyle bir şey yok. Ve dedik ki bu çocuğu sen kullanabilirsin. Genç bir oyuncu. Fizik. Bir kere fizik gücü olan. Fizik gücü. Bak fizik gücü ve hızı olan adam beyinsiz değilse. Tamamen aptal değilse. zekalı Yani bu bayağı bildiğin IQ falan düşük değilse bundan bir şekilde yararlanırsın. Tecrübeli oyuncularla birlikte iyi bir antrenör. Bu oyuncunun üzerine titrediğinde bu oyuncuyu kazanırsın. Nitekim Osterwald'de de açıklama yapmış İsmail Kartal ilgili. Benim bu seviyeye gelmemin sebebi İsmail Kartal'dır diye. İsmail Kartal da çok güzel teveccüh gösterdi. Yani dedi ki orada evet dedi biz de dokunmuşsak ne mutlu dedi. Biz de dedi yani her oyuncumuza elimizden gelen yapıyoruz. Osterholde için demiştik ki işte yani bu yapıları varken bu çocuğu stoper de kullanırsın yeri geldi Çünkü uzun boylu, fizikli, bir de hızlı, modern stoper olur dedik bunlar. Ve adam beni o kadar mutlu ettik ki yani artık bu nokta, nokta kısmı. Bu bir senelik kavgamızın noktası baksak belki tesadüfen Osterwold'un oynadığı önceki sene geçen sene oynadığı maça denk gelmiştir. O maçın oynandığı gün abi yani bir stoper olarak korkunç bir gol. Gözümün önünden gitmiyor. Topla koşusunu yaptı. Pasını verdi Jeko'ya. Depora devam ediyor. Sol stoper bu. Yani maçın bize sonları bak gözlerimi kapattım pozisyonu yaşıyorum. Verdi kaçtı. Ceko aldı. Hemen onun pozisyon almasını bekledi. Önüne güzelce yuvarladı. Zor bir pasta değil. Bak Ceko'yu da tebrik ederim. Aldı at derdisinde bir pas. Komik gelecek ama abi çok böyle pasatası yapıyoruz. Osterwald'ın Osterwald'dan müthiş bir koşu. Enerjisi bitmiyor. O sezon başında bir antrenmanı vardı. Bak yine onu da hatırlıyorum. Bu bizimkilerin ayak bacak antrenmanı vardır. Spor aletleriyle yapılan. Onu yaparken herkes çok zorlanıyor. Bu ulan nasıl yapıyor? <laughs> <laughs> Sanki önüne balon koymuşlar onları ayağıyla kaldırıyormuş gibi. Müthiş bir fizik gücü var kendisinin. Ee, kondisyon anlamında da gayet güçlü. Korkunç bir koşu. Onun sonunda da harika bir bitiricilik. Parma'da da attığı tek gol öyleymiş. Yani bu nokta ya. Nokta abi. Artık bilmiyorum. Bunun işte konuşulması gerekiyor. İnsanların yüzüne vurulması gerekiyor. Bazı hesaplar görüyorum benim gibi bunları söylüyorlar. Yazıyorlar. Elden geldiğince beğeniyoruz, öne çıkarıyoruz. Adamlar yazıyor. Yani geçen sene bu çocuğa demediklerini bırakmadılar. Yüzsüzce şimdi övüyorlar. Ya bir de kardeşim ya. Bazı gene yapıyor bunu. Bu arada birkaç tanesi yapıyor. Onlar, o çocukları tebrik ederim. Ama çoğu böyle değil. Yazık günah ya. İki günde oyuncuları yiyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ama neyse ki Osterwolde bugün orkunç bir katkı gerçekten. Gelecek açısından da çok büyük umutlarım var kendisinin. Yani modern bir sol bek stoper her şeyi yapabilen bir çocuk. Manchester City'ye koysan sırıtmaz. Bak abartmıyorum. Koysan sırıtmaz. Mesela ben samimi söyleyeyim. Hiç böyle isterseniz yanlış anlarsınız isterseniz. Ben olanı söyleyeyim. Ben mesela Boya kısmında Galatasaray'ın satmasını doğru bulmadım. Bayern Münih'in de almasını doğru bulmadım. Galatasaray'ın satmasını neden doğru bulmadım? Çünkü şampiyonluk yolunda bir yarışın var. 30 milyon euro gibi bir para. Aslında iyi bir para. Bence gayet iyi bir para. E, bence olması gerekenden fazla bir para. E, 30 milyon euro ama bu sene sen şampiyon olursan seneye şampiyonlar ligine direkt gidiyorsun diye biliyorum. Yeni kurallarla, yeni formatla birlikte. Direkt girdiğin için 15 milyon euro ayak bastı parası oluyorsun değil mi? Şampiyon olamazsan elemelere gideceksin. Gidem turu geçemezsen geçme ihtimalin belki fazla da olabilir ama geçemezsen ee, sıkıntı. Yani 30 milyonu aldın ama 15 milyon garanti paradan da vazgeçtin. Ki bu ayı belki sene sonunda daha pahalı bir fiyata da satma şansın olabilirdi şampiyon olsan. Beck'in önemini ayrıca biliyorsunuz zaten. Bayern Münih'in almasında neden mantıklı görmedim? Çünkü Bayern Münih hücumcu bir takım. Boya da gerçi hücum anlamında, atletizm anlamında katkılar sunabiliyor ama benim kafamda bu ile ilgili ön yargı savunma yönü yüksek. Gerçekten savunma anlamında çok iyi. Hücuma takımı hızlıca çıkarma anlamında da fena değil ama bu adamın meziyeti benim gözümde öncelikle savunma. İyi bir savunmacı kendisi bek olarak. E bana göre Bayern Münih'in almaması gereken tarzda. Manchester City Bayern Münih. Ama Osterwold işte tam tersi. Savunmayı yapabildi bu sene öğrendi yapamıyordu mesela geçen sene. O konuda da büyük handikapları oluyordu. Ama hücum anlamında gerçekten müthiş bir bek katkısı var. Ayağı raket gibi diyordum orta açarken. Kendisini birkaç maçta böyle yorum yapmıştım. Ortaları harikaydı. Direkt adrese teslim. Kaçan pozisyonlar vardı. Bu sene de oldu. Hazır kampında falan. Oslar ne asistleri gitti. Ama yani bir de şu pozisyona bak ya. Maçın işte kaç 84. dakikasında stoper bir oyuncunun inanılmaz 80 metre bir depar ve arkasında gitti golü yaptı. İşte bu tam yani Guardiola'nın istediği tarzda. O Stones'ları, Mutons'ları bu, bu hale getirmesi. Gerçi onu sonra ön libero ya devşirdi ama Nathan Ike biraz mesela buna yakın diyebilirsin. Bu tarz oyuncuları çok sever. Alıp böyle. Bunlar modern oyuncular işte. Modern modern futbolda artık stoper, savunma, sol bek, kaleci bunların hepsi hücum kurulumuna destek vermesi gerekiyor. Ve sen bugün bunu kazandın. Ama taraftarı dinleseydin bu herif ölmüştü, bitmişti, çöp. Sezon sonunda satılmıştı bir yere. İsmail Hoca'mı tebrik ederim. Birçok şeyi eleştiriyoruz. Ama bunları da konuşacağız. Yani bir oyuncuyu kazanmak, alıp oynatmak, ben bundan yararlanırım demek. Kendisine bir rapor. Yanılmıyorsam Jesus oyuncuyu hiç beğenmemiş. Yani kendi istedi dediler ama işte de beğenmemiş dediler. Yalan gerçek bilmiyorum. Kendisine muhtemelen rapor kalmışsa da öyle bir rapor kalmıştır. Yani Osterwald'e böyle. Ama o ne yaptı? Vay ben bu oyuncudan yararlanırım dedi. Çünkü gördü onun fiziğini, fizik yapısını, gücünü. Nelerinin eksik olduğunu da fark etti. İsmail Kartal'ın en önemli meziyetlerinden biri de bu yine. Bir başka özelliği. Oyuncuları mental olarak Tanımaya çalışıp onların üzerine titriyor. Bunu da Löv'den öğrendiğini söylüyor kendisi ya da bilmiyorum. Öğrenmek kelimesi biraz güçlü olabilir ama şunu söyledi. Yani Löv'e sorduğunda en önemli şey ne diyor? O da oyuncularla iletişim demiş kendisine. Bunu anlatır videosunda. Ben izlemiştim İsmail Kartal'ın geçmişte yaptığı açıklamaları. İşte çeşitli e, neydi o Schmitz diye bir teknik direktör var. Benfica'daydı kovuldu mu o en son? En son Benfica'daydı. Yerine başkası geçti galiba. Alman bir hoca var Roger Schmidt ha. Roger. Oradan dersem Roger deyince hatırlarsınız. Schmidt deyince belki şey yapar da Roger Schmidt. Onunla görüşmüş mesela zamanda Almanya'da hangi takımı çalıştırıyordu o o takımı çalıştırırken gitmiş, ziyaret etmiş, tanımaya çalışmış, anlamaya. Çalışmış. bunlar önemli teknik direktörlük egosunu kıran şeyler. Tek, şimdi o İsmail Kartal'a egolu falan diyorlar da ama o anlattıklarını bir oturup dinesinler. Çok güzel açıklamalar var bu gibi olaylar işte osterwolde mesela Mert Hakan bambaşka bir seviyeye geldi. Yani aslında Mert Hakan yine bu minvalde oyuncuydu ama artık hani taraftarı da takmıyor. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çıkıyor oynuyor. ortalıkta karışmıyor. Kavga gürültü de yok. Hani böyle çok fazla sahanın içinde kavga gürültüye de kaçmıyor. Ben en çok bundan kızıyordum. Bizim İrfan'a Mert'e en çok kızma sebebim buydu. Yani saha içinde gidip gelip taraftarın hoşuna gidecek böyle ortalığı karıştıracak tarzlı hareketler yapıyorlar. Bu sene onlar da yok. Bak ikisinde de yok. Hiçbirinde yok hatta. Bu da yine teknik direktörün meziyeti. İrfan'ın performansı. Bunların hepsinde teknik direktörün payı büyük. Oster, şey, Samuel, Osay Samuel bu sene daha iyi. Bunları hep konuşmamız gerekiyor. Yani bu maçta da gördünüz. Fenerbahçe takım halinde oyuncularıyla birlikte müthiş bir performans gösterdi. Bat şu ayı keza onu da az önce konuştuk. Olabildiğince verim alıyoruz. Videoyu çok uzattım. Maç yani bu yine genel bir değerlendirme gibi bir şey oldu. Hocaya sahip çıkmak lazım. Sözün özü bu. Kaldı şurada kaç hafta? 10 hafta bir şey işte. Neyse. Ligde. Bu saatten sonra teknik direktör değiştirilmez. Ben daha geçen sıkıntı yaşadığım işte o Ankara gücü maçı. Ondan önceki maçlar falan. Her bir maç sonunda görüyorum. Kıyamet kopuyor. Kovun bunu bunun olmaz. Abicim bak bir realite var. Bu yaptığınız şeyin bir faydası yok. Teknik direktör bu saatten sonra değişmez. Değişmesini gerektirecek bir aslında durum da yok. Eksikler eleştirecek şeyler olabilir. Ama değiştirilmesini gerektirecek bir şey yok. Bir de zaten lig bitiyor. Bunu yazman, bu kavgaları çıkarmanın bize bir faydası yok. Onu gören bir şekilde oradan oraya oradan oraya gidiyor. Bir şekilde o çocuğuna geliyor. Çocuğundan hocasına yansıyor veya hocasına denk geliyor. Elbette bu baskılarla insanların başa çıkması gerekiyor diyoruz ama okunu da çıkarmamak lazım. Belli seviyelerde yapmak lazım. Hemen insanları yerin dibine sokmamak lazım. Oyuncuları harcamamak lazım. Gelelim eleştirelim. Mesela oyunda planla alakalı eksikleri konuşalım. Hep bunlara ben varım zaten. En çok en başta ben varım. Ne diyorum? işte şu oyuncu şöyle kullanılmalı, böyle yapılmalı, böyle bir anlayış olmalı. Savunma biraz daha öne gelmeli böyle boğmalıyız. O uzun top oynamayalım. İşte savunma ön alan presi yediğimizde bize en çok ön alan presi bozabilir. Buna önlem almıyoruz. Hücumdaki paslaşmalarımızda problemler var. Bunların hepsi çözülebilecek meseleler. Antrenmanlarla hallolur. Birçok şey örnekler gösterip duruyoruz bunların. Hepsine varız. Ama bunun dışında yani hiçbir faydası olmayan kavganın konuşulmasının, tartışılmasının zararı var faydası yok. Bu saatten sonra teknik direktör değişmez. Bunu konuşmak bile abes. Değiştirsen bile daha kötüye gidersin. Adam takımı bilmeyecek, ligi bilmeyecek. Sergen'i getireyim diyor ya. Havalimanına getirmeyin, indirmeyin diyor. Sergen'i getirin hemen diyor. Nasıl getiriyorsunuz getirin diyor. Bak. Yani küfürü basacağım artık. Küfürü basacağım artık. Hani Sergen'i de bilmesek orta kafa gol. Bilmesek tamam diyeceğim. Yani sen orta kafa gol, gol mu atıyorsun? Bak hep böyle bir varyasyon bir... Gol de atıyorsun tabii. Orta kafa golü de yani genel anlamda söylüyorum. O adamın Beşiktaş'taki genel golleri zaten öyleydi benim hatırla izlediğim maçlarda hep orta kafa gol pozisyonu deniyor takım. O da niye Fut yani bir oyun planı olmuyor hücumda. Kaos futbolu. Dandun deniyorlar işte. Hani matah bir şey de yok. Bir de o şampiyon yapacakmış takımı. Bunlar tehlikelidir. Prim verilmemesi gereklidir. Bunu da söyleme imkanımızın olduğu bir başka güçlü bir maç olduğu için de mutluluk duyuyorum. O yüzden yine bu videoyu çekmemin amaçlarından biri olarak ele aldım bu konuları. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de kendi yorumlarınızı paylaşırsınız. Uzun bir video olmuş olabilir. Süresinde hiç bilmiyorum tutmadım ama genel anlamda maçı konuştuk. Maçla ilgili fikirlerimizi paylaştık. Zaten iyi giden maçta çok fazla konuşacağımız bir şeyin olmadığını söyledik. Oyuncular bazında konuştuk. Yapılan hataları değerlendirdik. Oyunculara getirilen yani ekstra fazladan yapılan anlamsız eleştirileri konuştuk. Bunların fayda getirmeyeceğini bahsettik. Bir de dipnot olarak bunları söylerken aklıma geldi unuttum. Aslında en önemli konulardan biri de buydu. Ki yine video çekme sebeplerinden biriydi. Hakem. Mükemmel bir hakem maçı yönetti. Zaman zaman ya buna faal verdin ama şuna vermedin gibisinden serzenişlerim olsa da maçın tamamı açısından harika bir yönetim. Harika. İşte bu. Her kendini yere atana faul vermiyor. Her müdahaleye faul vermiyor. Böyle olur. Bu hakemle birlikte biz gerçekten bir futbol izledik işte. Türkiye Ligi'nde maalesef hakemlerimiz her şeye faul veriyor. Ve sen bu takımı kullanamazsın işte. Her şeye faul veren. Çünkü sen dinamik bir takım olmak istiyorsun. Tempo yapan bir takım olmak istiyorsun. Ama maçı sürekli soğutmaya çalışan rakibe destek veren bir hakemle karşı karşıyasın. Hakemlerimiz çok beceriksiz, ön yargılılar. Yazdım Twitter'da da. Had için kullandığı taçlar. Geçen hatta ben onun bir paylaşımını yapacaktım vazgeçtim. Tad için kullandığı taçla ilgili bir sıkıntı olmadığını ama hakemin oyunu durdurduğunu videosunu paylaşacaktım. Ondan önce de birkaç kere daha oldu çünkü. Dikkatimi çekiyor. Pozisyona gireceğiz baştan başla veya rakibe veriyor. Bak aynısını gözünün önünde yaptı. Rakip şey hakemin gözünün önünde yaptı. Tadiç hakem devam ettirdi. Hiçbir şey yapmadı. Niye işte Tadiç şaşırıyor? Bundan şaşırıyor. Çünkü dünyada böyle bir şey görmemiş. Bu Türkiye ligindeki hakemlere birilerinin oturup seminer mi veriyor? Kafa yapılarını mı değiştirmek için bir şeyler? Ne yapıyorsa yapsın. Futbolu oynatmaya çalışsın. Efendim sertlik. Bak bu adamlar da bayağı faul yaptı. Bak sen kaç tane yapmışsın? Onlar kaç tane yapmış? Neredeydi o? Bak. iki katı. Abi sertlik olsun futbolda. Faul de yapılır. Oyun da durdurulur. Ama yerine göre yapılır. Türkiye Ligi'ndeki hakem olsaydı ne olacaktı biliyor musunuz? Galatasaray maçı gibi olacaktı. Her şeye faul çalacaktı. Aynısı olacaktı maç. Maçın sonucu da belki de aynı olacaktı. Yani golü bulamasak aynı olacaktı. Her şeye faul çünkü. Sürekli oyun duruyor. Abi oyun sürekli duruyorsa ısınamazsın. Isınamayan oyuncu da temposunu, gücünü, fiziğini ortaya koyamaz. Enerjisini ortaya koyamaz. Sürekli oyun duruyor çünkü. Ve bu sana kabız bir futbol izletir günün sonunda. Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarla da böyle. Adamlar bak dikkat et zaten bize karşı sert futbol oynayan takımların maçlarında bir sıkıntı yaşıyoruz. Kapanan ve sert oynayan. Önde pres yapan da olabilir ama sert oynama kısmı çok çok önemli. Çünkü hakem her şeye faal çalıyor. her şeye faal çalan bir hakemin bir de sarı kart dengesizliği var mesela. Ulan çok fazla sarı kart vermen lazım. Galatasaray maçında sarı kart vermedi mesela. Ya bu kadar faal çalıyorsun. O zaman sarı kart ver. Yani şunu söyle. Ben bu hareketlerin yapılmasını istemiyorum kardeşim diyorsun sen. Anladığım kadar her şey faal ver. O zaman kart ver abi. Versene abi kartları. Kart vermeye başladığın anda. Mesela kendini aldatmaya yönelik oyuncu hakemi. Yaptığında ver sarı kartı. Bundan rahatsızsın. Ver sarı kartı. Vermiyorsun. Vermediğin için adam bunu yapmaya devam ediyor işte. Biz de futbol izlemiyoruz. Ben şimdi Galatasaray deplasmandaki maçtan bu yüzden çok çekinceliyim. Yani kupa maçı falan önemli değil. Deplasmandaki maçta eğer puanlar böyle giderse Galatasaray'a bir puan yettiği için o maç nasıl bir maç olacak? Siz düşünün gerisini. Kendi sahamızdaki maçta neler yaşadığımızı gördünüz. Deplasmandaki maçta emin olun daha sıkıntılı olacak. E, ne olacak sonra? Gelecekler İsmail Kartal'a söyleyecekler. Abi Hakem top oynatmıyor ki Türkiye Ligi'nde. Oynayama, top oynayamadığın yerde bu oyuncuların performans gösteremediğini yani tamam eleştiririz. Bunu söyleriz sistemse, ama hakemi de göz ardı edemeyiz de gerçekten ya. Şu maça bir baksana. Ne kadar güzel bir futbol oynandı. iki takım içinde. Elinden gelen kıran kırana oynadılar. Fizik güçse fizik güçte. Tempo ise tempo. İki takım da yaptı. Göze hoş gelen. Hani böyle ulan yaldır yaldır pozisyon da yok maçta. Ama bir fizik mücadele var. Kıran kırana. O kapıyor. Hücuma çıkıyor. Bam güm. Tekrar mücadele. O kapıyor. Öbür tarafa gidiyor. Oyun döndürüyor falan. Yani pozisyon anlamında bir zenginlik yok ama bu fizik mücadele, futbol mücadelesi, savaş işte bu. Futbolun yine güzel yanlarından biri bu. Ama hakem geliyor dıt. Hemen bir şey dıt. Hemen bir şey dıt. Oynanmıyor işte kaç tane pozisyon oldu bizimkiler faul bekledi. Neden? Türkiye Ligi'nde çünkü çok faul veriliyor ya o pozisyonlara. Vermedi hakem. Bir tane kontra yedik ondan dolayı. Ya bekliyorsun faul veriyorsun. Adam vermiyor abi. İşte vermeyecek diyoruz ya. Bunlara Premier Lig'de falan diyoruz. Faul verilmiyor. Verilmediği için oyun hızlı akıyor işte. Türkiye Ligi'nde adam oynayamıyor. Hızlı oynayamıyor. gidiyor sertlik getiriyor. Faulle durduruyor. Tempoyu düşürmeye çalışıyor. Ve yaptığı hareketler sarı kartlık aslında ama sen diyorsun ki ulan hep sen sarı kart verirsek sahada oyuncu bırakmayız. Bırakmayacaksın gerekirse. Yani o futbolun oynanmasına izin vermeyecek şekilde faul yapıyorsa sürekli, bunu bilinçli bir şekilde ona sarı kartları vereceksin. Ve bunun dışında kendini yere bırakmalara da faal vermeyeceksin en ufak yere bırakmaya. En Her müdahale kırmızı kart değildir. Mesela bunda da çok yanılıyor bizim futbol seyircisi. Her müdahale kırmızı kart değil de her müdahale faal değildir. Her böyle ayak geldi çarptı Etti omuz geldi Mesela bizim bir Ceko'nun penaltısı vardı Ben o penaltının penaltı olmadığını düşünüyorum Hala aynı görüşteyim O mesela ona foul bile verilmemeli Cenk'in keza Bizim maçta kendini yere atmıştı O da foul değildi abi Samet'i sırf biçmek için O pozisyona penaltı dediler Neymiş ayağını uzatmış Abi ayağını orada uzatması bir şeydi ki Ayağını geri çekti zaten O topa fake mi müdahale Ya farz edelim ki ayağını uzatmasın Ayağı gene aynı yerde dursun Fizik olarak kendisi de orada dursun Yani fiziği şey değil e, Ayakla fizik ters değil de Aynı yerde dursunlar Ve adam gene ayağına kendisini taksın düşsün Faal verilmez ona gene aynısı Çünkü adam kendini ayağın üstüne bırakıyor Adamın ayağının üstüne düşüyor e, Geçen Galatasaray maçında da benzerini denemiş Tabi orada aslında bir çekme de var ama Cenk yine kendini bırakıyor Atıyor yani orada Kendini fırlatıp atıyor bir rol yapıyor penaltı alır mıyım diye. Bu verilir verilmez tartışmasını ben hakemin inisiyatifine bırakıyorum inisiyatifine. Ama demek istediğim şey her pozisyon faul değildir. Her pozisyon her müdahale faul değildir. Futbolun içinde zaman zaman el kol vardır. Omuz mücadeleleri sırta omuz atmak diye bir şey yoktur mesela. Bize 3 tane mi penaltı verilmedi bu sene. Hatırlıyorum. Yani 2 ya da 3 olması lazım. Omuza sır şey sırta omuz atıldı. Sırtı omuz atıldı Sırta omuz atılarak penaltı verilmiyor abi Verilmemesi lazım Yani Olacak iş değil Mesela Trabzon maçında Biz Minciye'nin bir pozisyonu var Sırta Böyle eliyle bastırıyor Mesela o da faullere, sargı, Omuz omuza mücadele olsa O pozisyonda Dersin ki tamam faal değil ama O da o kararın doğru olduğunu Söylemiştim mesela e aynısı burada oluyor ya da omuzlu hali fark etmez. Ona penaltı verilmiyor. Böyle bir problem var. Bu benim Fenerbahçe maçlarında izledim. Galatasaray'ın maçlarında da olabilir. Haksızlıklar olabilir. Ben şimdi taraf yani Fenerbahçe haksızlık yapılıyor şöyle böyle anlamda demiyorum. Ama ben şunu görüyorum. Ben futbol oynamaya çalışıyorum. Rakiplerimin oyun tarzını görüyorum. Yaptıklarını görüyorum. Saha içinde hakemlerin verdiği kararları görüyorum. Ve bunlar rahatsızım. Yabancı hakem diyoruz. En ufak bir şey olduğunda mangalda kül, kül bırakmıyor Galatasaray yönetimi ve teknik direktörü. Ben onu da anlamadım. Kusura bakmayın şimdi Galatasaraylı arkadaşlar bunu duyunca rahatsız olacak ama abi bilmiyorum yani sizin artık objektiflik anlayışınız ne? Sizin de rahatsız olmanız lazım. Daha geçen Galatasaray'a bir haksızlık mevzusu olduğunda Okan Buruk kıyamet koparmadı mı? Fenerbahçe'ye verilen penaltıda kıyamet koparılmadı mı? Ben bence onun, onun penaltı olduğunu düşünüyorum tabii elle müdahalenin. Çünkü çarptığını görüyorum ama ya bunu boş ver. Çok kritik değil o. Farz edelim ki haklı Okan. Haklı olsun hatta. Gel yabancı hakem diyoruz o zaman. Bu bu hakemler var ve maç hakemleri sıkıntılı madem kabul ediyoruz zaten en başından beri. En başından beri ben diyorum ki sezondan önce bile diyorum bunu. Hakemler değilsin yabancı hakem gelsin diyorum abi. E, istiyorsun şimdi geliyorsun diyorsun ki hayır gerek yok diyorsun Fenerbahçe'nin başka bir buna ne diyeceğiz abi şimdi ben ne, ne anlatayım şimdi bunu konuşmayayım mı yani aman Galatasaraylılar bizim objektifliğimize şimdi bir şey der ee, şöyle böyle ondan konuşmayalım diyemem abi ben kusura bakmayın bunu, bunu anlatmak zorundayım ben çünkü çok rahatsız oldum bu laflardan ya hakemler sorunsa gelin çözelim diyoruz buna da yok Hakem kararları oldu mu kıyamet koparıyoruz. Yani ne yapacağız abi biz o zaman? Ne yapabiliriz yani bunu? Nasıl bir çözüm üreteceğiz? Çözüm üretmek için bir konuşma yok ortada. Sürekli bir kavga, sürekli bir hamaset. Ben bundan hiç haz etmem, hiç sevmem, hoşuma gitmez. Çözümsüzlüğü tekrar etmenin bir fayda getirdiğini herhangi bir yerde görmüş bir insan değilim. O yüzden de bundan dolayı karşıyım çözmek adına da insanların konuşması, tartışması, öneriler sunması gerektiğini düşünürüm. Bunlar uçuk olabilir, anlamsız olabilir ama bir şekilde bir fayda getirir. Yani çözümsüzlük sunmaktan en azından faydası vardır. Ben bu işin yabancı hakem ile çözülebileceğini düşünüyorum kısa vadede. Ve uzun vadede de kendi hakemlerimizi eğiterek Avrupa standartlarında ya da şöyle bir şey olabilir ya. Bizim Cüneyt Çakırlar falan Avrupa'da mesela gayet iyi maçlar yönetebiliyorlar. Ya Türkiye'de niye yönetemiyorsunuz? Bir de onun üzerine eğilmek gerekir. Türkiye'de nasıl bir baskı altında kalıyorsunuz? Ali Palabay yıktı galiba. Geçen açıklama yapmış. Bir penaltı verdim diye kulağıma penaltı değildi diye laf geldi falan. Abi bak bunlar sıkıntı. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Çözülmesi gerekiyor. Şu maç bize çok önemli dersler verdi. İnsanlar da konuşup tartışıyor. Eğilmemiz lazım. Hiçbir problemi çözmeye çalışmıyoruz. Ne futbol federasyonu ne takımlar herkes sallıyor. Her alanda böyle. Siyasette de böyle zaten. Toplumsal ilişkilerde de böyle, sosyal arkadaşlarla ilişkilerinde de böyle. Tamamen vücudunun her yerine sirayet etmiş bir anlayış bu Türkiye'de. Çözümsüzlükten e, memnun. Herkes çözümsüzlük üzerinden gidiyor. Aman diyor bana sorun çıkmasın diye. Gerekirse çıksın. Çıksın ki sorun çözülsün. Bugün sana sıkıntı çıkarır sorun çözülmesi ama yarın veya ondan sonraki zamanlarda senin faydana olur Çünkü bitiyor İlk başta karnın ağrıyabilir canın sıkılabilir Ama tümden bir sorun çözülecek Buna odaklanmamız lazım İşte defa başlayalım bir beş yıldız mevzusu var Mesela o da aynı Ya bir bir çözülsün abi şu bırakın bir görüşülsün İki de bir manipüle ediliyor Yok şu bu bilmem ne Ya değilse de değildir Öyleyse, Bir bırakın tartışılsın Doğru mu değil mi bakılsın Değilse tamam densin bitsin bu olay artık Yıllardır aynı kavgalar devam ediyor Hiçbir faydası yok gibi. Videoyu bitiriyorduk. Uz iyice uzattık. Konular yine ben bu videonun başlığını bir şekilde ayarlarım zaten. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız diyorum. Bir daha bakalım ne zaman video yaparız konuyla ilgili Fenerbahçe ile ilgili. Hoşçakalınız.